Herkese selam, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Emrah geliyor. Biliyorsunuz defalarca kez Emrah biletini iptal ettirmişti. Ve ben gerçekten bugünü çok büyük bir heyecanla bekliyordum. İnşallah bugün aksilik olmazsa akşam saat 8'de burada olacak. Benden de tavuklu pilav istedi. O yüzden böyle hem eve alışveriş yapayım istedim. Böyle birkaç abur cubur alayım, biraz kahvaltılık alayım. Bir de işte tavuklu pilav için malzeme alayım dedim. Yanına da güzel bir salata yaparım. Hem manav alışverişi olacak hem de market alışverişi olacak. BİM'den alışveriş yapacağım bugün. Çünkü yakın noktada BİM var. File markete gitmek istemedim. Ama yine dev bir alışveriş videosu sizlerle olacak. Bugünkü alışverişimi BİM'den yapacağım. Şöyle gireyim. Hemen girişte böyle çok güzel aktüel ürünler gördüm. Şu kase seti bayağı güzel görünüyor. 129 liraymış altılısı. Bir de burada bir pasta standı var. Ayaklı kek tabağı. Bu ne kadarmış? Şu 129 liraymış bu da. Bunu da bayağı beğendim. Bu da güzel görünüyor. Şunu da çok beğendim. Bu da 89 lira. Cam şekerlik. Çok güzel görünüyor ama tam emin değilim ya. Alsam mı almasam mı? Önce bir alışverişim yapayım. Ondan sonra karar veririm. Süt indirimdeymiş. 24 liradan 22 liraya düşmüş. Şundan iki tane alalım. Bir tane ayvalık tost ekmeği alacağım. Şunu bir arkadan alayım. Biraz yamulmuş çünkü. Şu daha iyi. Bir tane bundan alacağım. Bu 33.75'miş. Çok tahıllı ekmek diyor 33.75 ama yok. Bu 20.5 lira. Bir tane de şundan alacağım. Özgürme sandviçten. Bunun fiyatı 31 liraymış. Bir de şunu beğendim. Bu tandır ekmeği 24 liraya düşmüş. Bunu da kahvaltıda yeriz. Güzel olur. Air fryer'da ısıtırım. Böyle 3 çeşitle başladım. 3 çeşit ekmekle. Bir de şuradan abur cubur bakayım. Şu paketlerden alacağım. Bunlar 7.75'miş. Şöyle 4 tane alayım. Bu bitter çikolatalı. Bayağı güzel oluyor. Şu enerji içeceklerinden alacağım mecbur. Emrah sevdiği için. Şöyle 4 tane alayım. Bunlar da 35 liradan 27 liraya düşmüş. Bir tane şu Jacobs'un Gold kahvesinden alacağım. Bu da 89.5'a düşmüş. Düşmüş değil, daha doğrusu indirimli gibi gördüm ben bunu ama diğer marketlere göre uygun. Diğer marketlerde Jacobs kahve daha pahalı. Şu çok güzel oluyor. Bir tane bundan alacağım. 15 liraymış bu da. Bayağı seviyorum. Çok lezzetli oluyor. Aktüel ürünlerde yine böyle plastik kaplar gelmiş. Böyle saklama kapları gelmiş. Karıştırma kabı gibi de kullanılabilir. Yine burada karıştırma kapları, cam ürünler. Bir sürü güzel ürün var. Bu çerezlikler çok güzelmiş. Bunlar da 17.5'muş. Bayağı güzel görünüyor. Şurada Tefal'in tencereleri var. Yani tavaları. Bunlar acaba orijinaliyle aynı mı yoksa muadil bir ürün mü bilmiyorum. Biraz da fiyatlı. 419-489. Yine Tefal'e göre uygun ama. Bir tane şöyle biber dolgulu zeytin alacağım. Bu 49.5 liraymış. 400 gramı. Bir tane de şu ızgara zeytinden alacağım. Bu da 32.5 liraymış. 200 gramı. Şöyle patates soğan alacağım. Soğanın kilosu 8.75'miş. Patatesin de kilosu 17.75'miş. Şöyle miniklerinden alacağım biraz. Haşlamalık olsun. Biraz da yeşil biber alacağım. Bu da 24.75'miş. Şöyle şunlardan birkaç tane alsam yeter. Portakal alacağım. Portakalın kilosu da 24.75'miş.
Bir de şu deveci armuttan alacağım. Bu da 29,75'miş. Bu da çok güzel oluyor. Bir tane kornişon turşu alacağım. Bu da 27,5'muş. Şöyle koyalım. Acaba karışık alsam mı? Emrah lahana çok seviyor. Bir tane de karışık alayım. Şöyle bol lahanalı olandan. Bu iyi gibi. Bu da 22,5'muş. Şu kavala kurabiyesini önermiştiniz bana daha önce. Bademli kavala kurabiyesi 33,5'muş. Bunu alayım. Deneyeyim. İlk defa yiyeceğim. Daha önce denemedim. Bir tane şöyle bir ceviz içi alacağım Simbat'ı. Bu da 56 liraymış. Bir tane kızartılmış yer fıstığı alayım. Bu da yine Simbat markası. 23,5 fiyatı. Bir de yine bana şunu önermiştiniz. Efsane baldo pirinç. Bu da 49,5'muş. Bunu alayım. Şöyle bir kiloluk yeter bize. Başka buradan arpa şehriye alacağım bir tane. Bu da 16 liraymış. Makarna alayım bolca. Şöyle bir tane burgudan alayım. Bu ne kadar? 16 lira yine aynı şekilde. Bir tane de şu fiyonktan alayım. Burada da bir çeşit var. Ha, uzun. Emrah bunu çok seviyor. Bu yassı spagetti. Bu normal spagetti mi? Bunu alayım. Bu da 16 liraymış. Hatta bundan iki tane alayım. Zeytinyağı yok aslında. Zeytinyağı almam lazım ama önce diğer marketlere de bir bakayım. İndirim varsa belki oralardan alırım. Ama artık en son bakacağım. Bir tane ıslak peynir alacağım. Şu indirimdeymiş. 11 liraya düşmüş 56'lısı. Bunu alacağım. O yüzden. Şu da var aslında. Yüzlüsü 24 lira ama bunu alayım ya. Bu daha güzel göründü gözüme. Hatta bakayım bu ne kadarmış. Bu da 7,5 lira. Of. Bir de bunu alayım. Ama gerçi ben şöyle olduğu zaman sevmiyorum. Neyse bu çabuk biter. Bu da 50'liymiş zaten. İkisinin de kokusunu denemiş olurum en azından. Bir tane tuz alacağım. Bu ne kadar? 4,75'miş. Şuradan Emrah birkaç tane çorap alacağım. Şunları değil de bunları birazdan takayım. Şu siyahlardan alacağım uzun. Bunun da tanesi 19,5'muş. Bunlar güzel oluyor. Bunda desen mi var? Neyse biri desenli olsun. Şöyle şimdilik iki tane alayım. Sonra baktım memnun kalırsa yine alırım. Allah. Bir tane de şöyle kalın alayım. Bu da 27,5'muş. Diğer şu aldığım ikisi biraz daha ince. Şöyle bir denesin üçünü. Artık şöyle donuk ürünlere geçebilirim. Şuradan bir mantar alacağım. Güzelinden varsa. Böyle çok rengi gitmemiş. Şuna bakayım bir de. Şunu da bir arkaya yapacağım. Şu biraz iyi gibi. 29,75'miş fiyatı. Buraları bakın yine düzeltiyorum. Sonra bana yorumlarda laf yapıyorsunuz. Şöyle düzeltiyorum. Düzeltmediğimi zannetmeyin. Aa, avokado da 19,75'e düşmüş. Bir tane alayım ya. Şu iyiymiş. Biraz yumuşama yolunda. Tavuk alacaktım aslında ama bu ne diyor? Çiftlikten. Eyetav. Bu köy tavuğu mu acaba ya? Fırın piliç. Bunu bir sorayım. Köy tavuğu almak istedim çünkü. Yine onu önermiştiniz. Bunu bir görevliye sorayım. Doğru mu alıyorum. Burada fırınlık yazıyor. O yüzden almayacağım bunu. Başka bir birimden bakayım. Çünkü ben haşlayacağım tavuğu. Bir tane süzme yoğurt alacağım. Bu da 62,5'muş. Yine geçen aldığım şu peynirden alacağım Aknaz'ın. Bu da 120 liraymış. Bunu çok sevdim. Çok lezzetliymiş.
Bir tane şöyle kavurma alacağım. Bu da 55 liraymış. Bir de şuradan kalot peyniri alacağım. Bu da 109 lira. Şöyle bir tane krema alacağım. Bu da 32,5 liraymış. Başka bir de sucuk alacağım ama bakayım hangisi güzel. Aslında maletin sucuğunu alıyorduk. Buradan bulabilir miyim? Heh, burada 135 lira şu. Bu bayağı lezzetli oluyor. Bir tane de bunu alayım. Bir tane de kaymak alacağım. Şunun biraz kapağı oynuyor. Bunun fiyatı da 39,5 liraymış. Şöyle bir rulo kaymak. Şuradan da kendime sosis alayım ya. Bunun daha büyük paketine baktım da bulamadım. Bunu alayım. Bu da 17,5 liraymış. Şöyle hatta iki tane alayım bundan. Şu çedar peynirden alacağım. Bu da Aknaz markasının 62,5 lira. Bunu daha önce hiç denemedim. Bir de şuradan Kinder Pingu'yu alacağım. Şundan 4 tane alayım. Bunun da fiyatı 6,75. Diğer BİM'den çıktım. Şimdi başka bir BİM'e geldim. Buradan da biraz önce köy tavuğu bulamamıştım biliyorsunuz. Köy tavuğu alacağım. Yine burada da fazladan ürün varsa onlara göz atarım. Şuradan bir maden suyu alayım. Bunun fiyatı 24,5'muş. Biraz önce bunu almayı unuttum. Ben günlük bir tane içiyorum devamlı. Şöyle abur cuburlara baktım ama alacak bir şey yok. Şuraya girelim, cips bakayım. Bir tane cips alayım. Şunu Lay's alayım, yoğurt ve mevsim yeşillikli olan. Bunun fiyatı 25,5'muş. Başka şöyle ketçaplı bakıyorum ama ketçaplı bulamadım. O yüzden onu da almıyorum. Yine buraya bir göz gezdireyim. Çilekli süt alayım 4 tane. Bunu almadım. Aa, bilekliğim düştü. Şunu çantama koyayım. Bunun da fiyatı ne kadar? 7,5 liraymış. Süt indirimdeyken bir tane daha alayım ya. Çünkü devamlı içiyoruz zaten. En azından evde fazladan bulunsun. Şöyle bakıyorum. Başka ne alabilirim? Aa, buradaki mantarlar daha güzelmiş. Keşke buradan almış olsaydım. Köy tavuğu yok bu arada yine. Bakın şu file markette bizim daha önce aldığımız minik dondurmalardan. Yani çikolata kaplı dondurma gibi bir şey. Burada da var. Zaten galiba file marketle birinin sahibi aynı diyebiliyorum. Bir tane şu patatesli rulo börekten alacağım. Ama burada da var. 3 çeşit peynir diyor. Güzel mi acaba? Şunu alayım ya. Bildiğimden saçma. Bunun fiyatı 37,5'muş. Güzel oluyor. Bir tane de şu dana sosisten alacağım. Biraz önce markette görememiştim. Bunun fiyatı 79,5'muş. Başka da alacak bir şey yok ya. Yine aynı şeyler var. Bu arada köy tavuğu bulamadım. Burada da yok. O yüzden başka bir markete daha bakacağım. Şöyle son kez göz gezdiriyorum. Tekrardan bakıyorum ama bir şey bulamadım hiç. Bakayım burada var mı katalogda gözüme çarpan. Burada da yok. Bir tane de şu çam balından alacağım. Biraz önce kaymak aldım ama bal almamıştım. Bunun da fiyatı 89,5'muş. Şöyle bulamadım ama şunu buldum. Bu kök kanat güzel oluyor bayağı. Bundan iki paket alayım. Ama tek bir tane varmış ya bu şekilde. Biri de böyle kanatlı, kök kanatlı karışık. Şöyle alayım iki tane. Başka bir şey kalmadı. Çıkıyorum artık. Evet, eve geldim arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Gerçekten dünyanın alışverişini kendi başıma yaptım. Bunları nasıl yukarı çıkaracağım diye düşünüyordum. Sağ olsun güvenlikteki Ahmet abi yardım etti. Öylelikle çıkarmış oldum. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir sürü fazla poşet var burada aslında ama normalde belki siz olsaydınız bunu tek bir poşette toparlayabilirdiniz. Benim belimde bel fıtığı olduğu için ben tek seferde böyle çok ağır ürünler kaldıramıyorum. O yüzden ben biraz fazlaca poşet aldım. Bir de arabada şöyle hasır poşetim vardı zaten. Birkaç tane de Migros poşetim vardı. Ama bir baktım ki
Arabada değil. Herhalde böyle bir şeyler alıyorken ediyorken evde unuttum. Annemin evinde mi unuttum artık, yoksa arkadaşımda mı unuttum, ne yaptım bilmiyorum. Hiç poşet kalmamıştı. Ben ilk başta böyle poşet almamıştım. Bu market arabasına yükleme yapmıştım bütün aldıklarımı. Sonra bir baktım ki poşet yok. Hemen marketten de 4-5 tane poşet almak durumunda kaldım. Bir de şöyle bir manav alışverişim oldu. Gerçi bunlar BİM'den aldıklarım ya. Aa bakın, bu arada bir tane daha BİM'e gittim ve köy tavuğu buldum. Şöyle göstereyim size. Tam ben böyle çıkacaktım. O sırada şey geldi, bu tavukları ve işte etleri getiren kişi geldi. O sırada baktım tavuk da var bu köy tavuğundan. Hemen aldım. Şimdi bunu bir an önce yapayım. Bakayım. Bir de benim manav alışverişim vardı. Ha şurada. Burada da manavdan bir şeyler aldım. Böyle domates falan aldım. Güzeldi manavın ürünleri. Onları çekemedim artık. Biraz hızlı hareket edeyim dedim. Böyle şimdi hemen ben bunları yerleştireyim. Ben aldıklarımı yerleştirmeden önce şöyle bir güzel tavuğu yıkadım. Ve işte şu derisini yine yüzdüm arkadaşlar. Çünkü derisinden çok haz etmiyorum. Üzerine minik minik tüyler gördüğüm için. Bunu hemen haşlamaya koyayım. Çünkü bu bayağı uzun süre haşlanacak köy tavuğu olduğu için. Tavuk burada haşlanıyorken hemen yine poşetleri yerleştirmeden şu poşetlerin içinden bu efsane baldo pirinci önermiştiniz. Bunu hemen deneyeceğim. Bakalım güzel yapabilecek miyim? Bunu bir güzel yıkayayım, ıslayayım. Daha sonra zaten poşetlerimi de rahat rahat yerleştiririm. En son tavuğu haşlarken video çekmiştim. Sonrasında bayağı bir hızlı hareket etmem gerekti. Böyle tavuğu haşladım, didikledim. Pilavın üzerine koydum. Pilav çok güzel oldu. Tadına baktım. İnşallah Emrah da sever. Bir de böyle salata yaptım. Ocağım bayağı bir bastı. Birazdan buraları temizleyeceğim. Öncesinde yemek yiyelim. Akşam yemeğimiz bu şekilde. Çok fazla bir çeşit yapmadım çünkü gerçekten böyle tavuklu pilavın yanında başka bir şey gitmiyor. Bu arada Emrah da geldi. Aynen, sonunda kavuştuk çok şükür. Daha önce gelmem gerekiyordu ama hiçbir şekilde gelemedim maalesef. Evet, artık bir aksilik çıkmadı çok Aynen, şükür çok şükür ki. kağıtlarımızı, artık her şeyimizi hazırladık. Artık nikah işlemlerimize başlayacağız. Bu arada Göksu da pilav yapmış. Ben Göksu'nun beyaz pilavını ilk defa deniyorum. Evet, Bakalım inşallah nasıl olmuş. seversin. Ver bakalım. Sıcak biraz ama. Güzel değil mi? Değil mi? Doğruyu söyle. Ciddi söylüyorum, çok güzel, eline sağlık. Ben var ya gerçekten Tavuk çok beğendim. çok güzel, bak pilav da çok güzel olmuş. Tavuğu takipçiler önerdi. Köy tavuğu. Bu arada pilav daha önce annemin yanında yaptığım pilavdan daha da güzel oldu. Çok şanslıyım. Yok, Öyle gerçekten bize öğrenmişsin, ellerine sağlık kuzum. afiyet olsun. Görüşürüz birazdan. Biz yemeğimizi yedik. Emrah da çok sevdi pilavımı. O yüzden çok mutluyum. Artık herhalde bundan sonra güzel bir şekilde pilav yapmaya devam ederim. Artık bu videoyu burada kapatayım. Umarım videomu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.